Evet değerli dostlar herkese tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ekranımızda yine standart yasal uyarımız. Burada kan, burada yer alan bir yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri aktif hale getirmeyi, beğeni ve yorumları ihmal etmeyelim. Katıl butonumuz aktiftir. Buraya dahil olarak istediğiniz hisse, emtia, kripto para, teknik ve de takas analiz talebinde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi biz size hızlı bir şekilde bakalım. Bugün de yine analiz çalışmasını sizlerle paylaşmıştık. Bizim için daha önce kutsal değer olarak kabul edeceğimiz bir nokta vardı. 2556. Bunu biz bir yükseliş için bir kırılım olarak atfetmiştik. Tabi burada kırılım geldi. Sert bir şekilde tekrar bu yükseliş yaptığımız yere döndük. Bu değerin üzerinde bugün kapatmış olmamız oldukça önemli. Değerli dostlar bu önemine binaen halen pozitif Yanda tavrımızı koruyoruz pozitif olumlu bakıyoruz arkadaşlar sarıyla çizmiş olduğumuz yükselen kanal trendi destekler ve dirençler burada net bir şekilde görülüyor bu kanal içerisinde kaldığımız müddetçe herhangi bir sıkıntı yok bugün gün içerisi yayında da bahsettim tam da MA 21 bandına destek verip temas ettirip buradan kaldırdılar arkadaşlar bu oldukça güzel oldu kapanışımız da güzel oldu lakin şunu da unutmayın ki şunu da unutmayın ki bir pozitif uyumsuzluk var görüyorsunuz tepeler daha yukarıda olmasına rağmen bakınız daha yukarıda olmasına rağmen aresay tepelerinin daha aşağıda oluşuyor olması bir sıkıntıdır arkadaşlar. Onun için yine de dikkatli olmayı kesinlikle dikkatli olmayı bakınız elden bırakmıyoruz. Çok böyle ne var ne yok girmeyelim. Kısmi nakitte de olsa bulunalım arkadaşlar. Yani bir kısım Kar realizasyonu veya hatta ne bileyim e, alım yapacaksınız full time giriş yapmayın halen riskli bir nokta üzerinde durduğumuzu söyleyebilirim. Tabii ki bu denli sert düşüşler gelmediği müddetçe biz trend takibini yaparız bu trend takibi içerisinde hiçbir sıkıntı yaşamayız ama işte dünkü sert düşüş ve bunun devamı gelirse buradaki nokta hızlı bir şekilde aşılır bu da tehlikeli olur değerli dostlar. Şimdilik olumlu taraftayız. Halen pozitif taraftayız. Umarım bu pozitif seyir devam eder değerli dostlar. Evet. E, Oğuz 030 değilim. Pardon. Oğuz 30. Evet. Dow Jones'a bakalım arkadaşlar. Şimdi Dow Jones'la ilgili geçen gün tekli bir video yapmıştım. E, hemen onu şöyle bir irdeleyelim sizinle beraber. Evet. Takriben 2H diyelim. 2 saatlik bir grafik üzerinden bu çalışmayı yapmıştım sizlere. Tekrar bakın şurada ciddi anlamda bir sıkışma var arkadaşlar. Dow Jones'ta. Şimdi bu sıkışma üzerinden gidilebilir. Bakın şöyle net bir sıkışma var burada. Burada arkadaşlar yine kırılım odaklı gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Henüz bir kırılım gelmiş değil. Yani aşağı yönlü ya da yukarı yönlü bizi tehlikeye sokacak, bizi mağdur edecek herhangi bir kırılım yok. Hatta şuradan şu bandı şöyle bir alabiliriz. Evet tam da nokta atışı yapalım şöyle. Şöyle baktığımız zaman bakınız bu alan içerisinde devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız gözükmüyor. Ee, hani diyoruz ya komşuda pişer bizde de düşer. Eğer burada kırılım arkadaşlar aşağı doğru gelirse Dow bu da bizim için negatif olabilir. Şurada güçlü bir destek bölgemiz var. Burası bizi muhafaza ediyor. Umarım yukarı yönlü kırılım gelir arkadaşlar. Ve bu kırılım neticesinde de bizde de coşku devam eder diyelim. Tablo görüntü bu. Evet. 2 saatlikte bir sıkışma, bir filama bayrak görüntüsü de buradan çıkabilir. Bakalım neler yaşayacağız arkadaşlar. Önümüzdeki günler çok heyecanlı, çok agresif olacak gibi geliyor bana. Umarım bu agresif tavır yukarı yönlü gerçekleşir diyelim. Evet. S&P 500'e bakalım şimdi de. S&P 500'de de yine aynı senaryo devam ediyor. Burada da bakın sıkışma arkadaşlar hat safhada görüldüğü üzere. Burada da herhangi bir sıkıntı görmüyoruz şu anda. Bakın tam da destekten gelen bir dönüş. Bu değerin altında bakınız kırılım aşağı yönlü hacimli bir arkadaşlar aşağı yönlü kırılım gelirse tehlike. Şu anda tehlikede değiliz ama kırılım geldiği takdirde tehlikedeyiz. Bu bunu bu şekilde bilin arkadaşlar. Hatta notunuzu alacaksanız 4087'lerin altı burada da tehlikeli. Evet. Nasdaq. Ki Nasdaq'ta da aynı benzeri görüntüler. Bakalım arkadaşlar. Önümüzdeki günler ciddi bir e, harekete gebe olacak. Umarım yukarı yönlü olur. Umarım biz buradan zararlı çıkan tarafta olmayız değerli dostlar. Evet bir de DAX'a bakalım. Dax'ın grafiği biraz daha farklı. Evet, Dax'da durum biraz daha farklı arkadaşlar. Dax maalesef teknik olarak satış üretmiş durumda. Bakınız, burada teknik anlamda Dax satış üretmiş durumda. Ee, yükselen kanal trendinin arkadaşlar net bir yükselen kanal trendi var ve aşağı doğru kırıldığını görüyoruz. Bu biraz tehlikeli bir görüntü olarak karşımızda duruyor. Ee, tabii burada şunu her zaman sizlere aktarıyorum. Arkadaşlar bir kanal e, trendi aşağı doğru son bulduğu zaman direkt orada stop olmak değildir e, gaye maksat hemen bu noktaya yakın güçlü bölgeler var ise ki burada oldukça kuvvetli bölgeler var değerli dostlar bakın şöyle aldığımız zaman bu bölgeler e, baz alınabilir evet yani şurada daha önce e, bir direnç olarak bu hat çalışmış burada direnç olarak çalışıyor burada direnç olarak bakın direnç kırıldığı zaman alıp tekrar geriye gelip herhangi bir bu bölgeden onay hareketiyle şimdiye kadar karşılaşmamışız. E, 14 bandı üzerinde kaldığımız müddetçe ben burada da bir olumsuzluk görmüyorum ama e, bulut altı özellikle şöyle baktığımızda değerli olsa e, pardon 14 bin 136 altında ee, arkadaşlar sıkıntı bakın bu değerin üzerinde kaldığımız müddetçe sıkıntı yok. Şunu şöyle işaretleyelim fiyat etiketi olarak. Bakın 14.136'nın altı tehlikeli. Ona göre yine takibini sağlarsınız. Ya, burada diyelim ki ee, kırılım geldi şimdi bu yatay bandın altına da sarktık. Peki nereye kadar ee, düşüşler devam edebilir? Hemen şöyle alalım. Evet burada arkadaşlar 13.933 bantları bir destek noktası olarak duruyor olacak ki zaten daha önceki bakın şu hattın devamı niteliğinde bu banda doğru da bir yöneliş gelebilir. Bu da ne demek? Yüzdelik bazda baktığımız zaman 2 saatlik grafikte yüzde ikilik bir geri çekilme potansiyeli burada da mevcuttur. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar şu band güçlü bir destek Bakalım bizi buradan muhafaza edebilecek mi? 2 saatlik grafikte baktık. Şöyle günlükte baktığımız zaman e, total görüntü herhangi bir indikatörü satışı. Mekli indikatörü RSI biraz zorluyor arkadaşlar işi. Yani dikkatli olmak gerekiyor burada da. Evet kırılımlar eğer gerçekleşirse hacimli bir şekilde gerek. E, DAX'da gerek Dow Jones'ta, S&P Nasdaq'ta e, sıkıntı var demektir arkadaşlar ciddi anlamda. Burada artık e, çok aceleci olmayın. Hatta şuradan Ters bir filama görüntüsü de çıkabilir. Bunu da ifade edeyim size. Bakınız şöyle alıyoruz arkadaşlar. Hemen bir tık kalın yapalım. 2px renk tonumuzu da siyah yapalım. Şimdi şöyle aldığımızda bakınız. Buradan ters bir filamanın nereye gelebileceğini arkadaşlar şöyle alalım. Bu alanda eğer olası bir ters filama söz konusu olur ise bunun teknik olarak şöyle alıyoruz değeri arkadaşlar Kırılım sonrasında bakınız 9974 evet yatırım tavsiyesi değildir evet tablo bu şekilde endekslerde yatırım tavsiyesi değildir almak satmak tutmak tamamen sizlere aittir değerli dostlar tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın sağlıcakla kalın